hızlı yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de maske. İşte bugün maske aslında doğru kullanılırsa, ama bu çok profesyonelce ve dar alanda kullanılabilecek bir şeydir. Maskeyi eğer buraya takıyorsunuz. Ya buyur işte maske cebimde kardeşim. Cebe maske mi konur ya? Yani evet. Elime aldım, bu mu? Bu mu? Yani bu mu maske? Yani. Böyle maske mi olur? Evet. Bir defa bu sentetik olarak sağlıklı değil. Yapım olarak. Ani nefes almalarda sorun meydana getiriyor. Evet, siz onu çöpe atmayacaksınız. Bunu çöpe atmayacaksın. Yok yok yani. Bakın bir tane maskede 40 tane yanlış yapılıyor. Bunu buraya taktığınız zaman nefes almanız geçen test etti. %23 daha az oksijen alıyorsun. Daha kolay mikroba yakalanırsın. Bunu buraya taktın. Senin saçında sık. Hapşu dedim. Saçın arasında yaşar bu mikrop. Elini başına sürdün, yüzüne sürdün. Bulaştırdın. Maskenin bir burada sizi koruyucu yanı yok. Ha taktın, daha az oksijen aldın. Vücudun direnci düştü. Taktın, daha fazla karbondioksit aldın. Vücut mikroba karşı kendi öz savunma mekanizmasına daha da basladı. Hapşurdun. Artık insanlar normalde öksüremiyor, hapşıramıyor bile. Çünkü herkes garip bakıyor. Halbuki hapşurma ve öksürme ile hem sinüzitlerinizi hem de boğazınızı temizlersiniz. Bunu yapmıyorsanız tembelleşiyor. Bakın bunu taktınız, kendinizde basıladınız iyice. Kendi verdiğiniz mikrobu burada yoğuşturup tekrar alıyorsunuz. Maskeyi takacaksanız bir defa hasta olan evden çıkmasın. Çıkmak zorundaysa başkasına bulaştırmamak için yarım saat bunu böyle takabilir. Ama yarım saat sonra bunu eldiven takması lazım. Eliyle böyle tutamaz, çıkartamaz. Bugün yemek yiyoruz. Orada herkes güya masaya da oturamıyorsun. Koluna takıyor. Ah böyle.